Değerli seyirciler, bir seçim özel programıyla daha karşınızdayız. Konuklarımız AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Çelik, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Emine Çift, Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Özcan Ulupınar. Öncelikle hoş geldiniz. Hüseyin Bey. Aynı zamanda Zonguldak Milletvekili adayımız. Doğru. Milletvekili adayımız. O şapkasını da ihmal etmeyelim. Doğru. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Osman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Süremiz de kısıtlı. Hemen sorularla başlayalım isterseniz. İlk başta Zonguldak gündemiyle başlamak istiyoruz efendim. Malum Zonguldak'ta son zamanlarda, bir haftadır özellikle, muhalefetin de çok gündeme getirdiği bir TTK'nın kapatılması, özelleştirilmesi söylentileri var. Bu konuyla ilgili hükümetimizin politikası nedir? Gerçekten kapatıyor musunuz? Özelleştiriyor musunuz? Şimdi tabii Osman Bey, ben buraya gelmeden önce Emine Hanım'la, Özcan Bey'le de görüşerek geldim, il başkanımızla. Onlar da bunu söylediler bana. Ben Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız'la görüştüm. Hani dediğiniz gibi şimdi Zonguldak'ın gündemi bu, var mı böyle bir şey kardeşim dedim. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi en kötüsü nedir biliyor musunuz Osman Bey? Seçime gidiyoruz kardeşim ya. Şimdi seçim dediğiniz hizmet yarışı şeklinde de cereyan etmesi gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum, bu seçim bir demokrasi şölenidir. Bir karnaval havasında gitmesi lazım. Projelerinizi ortaya koyun. Ayağı yere basan varsa, iddialarınız, vaatleriniz varsa onu ortaya koyun. Şimdi bakın, başkasının pazarda mal satan tüccar, esnaf, Ahmet'in portakalları susuzdur, ekşidir diye kendisinin portakalını satamaz. Siz en güzel malınızı götürüp sergileyin. İnsanlar zaten seçici özelliklere sahiptir, onu seçeceklerdir. Yalan dolanla, hile hurdayla, böyle kara çalmayla, iftira atarak kimse seçim kazanamaz. Bugüne kadar örneği yoktur. Niçin bunu söylüyorsunuz? Zonguldak emeğin memleketidir. Zonguldak emektar insanların memleketidir. Zonguldak çilesi çok olan bir memlekettir. Yer altında yüzlerce şehidi olan bir memlekettir. Biz bunun şuurunda ve idrakındayız. Dolayısıyla bu emeği heba etmek, buradaki insanları işsiz bırakmak gibi AK Parti'nin böyle bir tavrı olabilir mi? İktidara geldiğimiz günden beri inanın Zonguldak'ın bu özelliği hiçbir zaman göz ardı edilmemiştir. Bir dakika göz ardı edilmemiştir. Hatırlarsanız 2 yıl önce tekrar buraya geldiğinde yine sizinle bir program yapmıştık. Orada da birçok şeyi yine dile getirmiştik. Şimdi sizinle ikinci programımız olacak. Şimdi siz bir şey söylersiniz, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı gelmek üzere kardeşim. Bu yalanlara gerek yok ki. Ben bir kez daha programımız aracılığıyla Zonguldaklı değerli hemşehrilerimize, kardeşlerimize söylüyorum. Enerji Bakanımızın bu konuda yetkili olan insanın bana söylediğini söylüyorum. TTK'nın özelleştirilmesi, satılması söz konusu değildir. İşçi çıkarılması söz konusu değildir. Biraz önce ofisimizin açılışında, AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışında meslektaşlarını sordular. AK Parti yeni işçi alacak mı? Kardeşim, AK Parti iktidara geldiğinden beri 5800 işçi aldı zaten. İşçi alınması gerektiği zaman alınır. Ama bu bir seçim, bakın bu bir seçim rüşveti olarak yapılmaz. Seçime gidiyoruz, bir ay kalmış. Siz insanların gözlerinin içine baka baka insanları kandır. Bakın, gelin size 3-5 kişiyi, 100 kişiyi, 300 kişiyi, 5 kişiyi veya 5000 kişiyi sizi işe alıyoruz. Siz de bize oy verin. Biz böyle bir küçük diye asla tevessül etmedik. TTK'ya işçi mi alınması gerekiyor? Zamanı geldiği zaman, ihtiyaç olduğu zaman elbette alınır. Ama bugün için bir seçim rüşveti olarak bu yapılmaz. Bu sözlerle isterseniz bu konuyu kapatalım. Şöyle biraz daha açalım isterseniz. Bakalım şöyle ki, TTK gerekirse alınacak dediniz ya efendim. TTK Genel Müdürü başta olmak üzere TTK'ya işçi alımı gerektiğini zaten raporlar halinde genel merkeze vermişler. Enerji Bakanlığı'nda var bu. Yaklaşık 2-3 yıldır sizin atadığınız bir genel müdür zaten işçi ihtiyacı olduğunu da söylüyor. Norm kadroda da açık olduğu söyleniyor. Yani aslında bir ihtiyaç var. Ama işte belki seçim öncesi olduğu için belki dinlendirmek. O ihtiyacın, şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi hükümetin bir programı var. Evet. O ihtiyacı sadece buradaki genel müdür teklifte bulunur. O ihtiyacı takdir edecek yetkili konumda olan insanlar var. Bir şey daha altını çizmek isterim. Şimdi arkadaşlarım çok iyi biliyorlar. Özcan Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten milletvekili olarak en güzel performansı sergileyen genç arkadaşlarımızdan birisidir. Belediye başkanlığı tecrübesinden sonra
O tecrübeyi meclise de taşıdı ve Zonguldak adına çok güzel şeylere imza atan bir kardeşimiz. Mesela en son yani Özcan Bey'in, Ercan Bey'in, Köksal Bey'in bence onların büyük başarısıdır. Bu arada arkadaşlarımızın hakkını teslim etmek de bence bir erdemdir. Müsaade ederseniz onları da söyleyeyim. Bakın Türkiye'de büyükşehir belediyesi olmadığı halde bünyesinde merkezinde iki ilçe kurulmuş yegane vilayet Zonguldak'tır. Kilimli ve Kozlu. Öyle midir Özcan Bey? Kozlu evet doğrudur efendim. Şimdi bu ilçeler bakın bu ilçeler kuruldu. İki, buradaki insanların çoğu tapu tahsis belgesine sahip, doğru mu? Arazilerin büyük bir kısmı TTK'nındır. Ve bu insanlar üzerinde şagil olarak yani işgalci konumunda oturuyorlar. Bununla ilgili olarak da yine milletvekili arkadaşlarımızın imzasıyla önergeler verildi. Ve Zonguldak'taki 50 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir mesele bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu kanuna dahil edildi. Ve vatandaşlarımızın tapuları veriliyor şu anda. Bu bir seçim yatırımı falan da değildi. Bu uzun yıllardan beri kangren olmuş. Bir türlü çözülememiş bir meseleydi. Bu da çözüldü. Şimdi gelelim bu ihtiyaç meselesine. Sonra arkadaşlarıma isterseniz şeyi bırakayım ben. Bakın AK Parti iktidara geldiğinden bu yana 6.6 katrilyon. Bugünkü ifadeyle 6.6 milyarlık Zonguldak'a bir yatırım yapılmış. Bu şu demektir. Yılda asgari 500 trilyonluk yatırım demektir. Bununla beraber TTK'nın yıllık zararı göz önünde bulundurulursa TTK'ya sübvansiyon uygulanıyor. Yani TTK normalde kendi ürettiği kömürle, kendi sattığı kömürün parasıyla kendini çevirebilecek olan bir kurum değil. Bugüne kadar AK Parti iktidara geldiği günden bu yana buraya uygulanan sübvansiyon da 7 katrilyon 145 milyar Türk lirasıdır. Yani trilyon Türk lirasıdır, özür diliyorum. Şimdi bu gözle baktığınız zaman yani bugünkü parayla dediğiniz zaman yani sıfırlara atılmış rakamlarla 7 milyar 145 milyon Türk lirası. Buraya 6.6 milyon yatırım yapılmış. Bunun da burası burada bir kayıp kaçak olmasaydı, burada bir sübvansiyon söz konusu olmasaydı da bu da Zonguldak'a eğer yatırım olarak dönseydi bu şu demekti, 13-14 katrilyonluk bir yatırım olacaktı. Bunu göz ardı etmeyelim. Yani netice ama bu bir sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak Zonguldak büyük sanayiye sahip, burada kendi çapında ufak tefek sanayisi olan bir yerdir burası. Sanayisi olan bir ildir. Küçük çapta sanayisi olan bir ildir. Tarım arazisi bol olan bir il değil. Ve topraklarının çok önemli bir kısmı %63 müydü? Evet efendim. Ormanlarla kaplı olan bir yer. Bugüne kadar denizcilikten olması gerektiği gibi istifade edememiş. İnşallah o Kilyos meselesine de biraz önce sonra geleceğiz. İşte o Kilyos limanı vesaire devreye girecek. Dolayısıyla burada burası Türkiye'nin kömür deposudur. Bunun farkındayız. Pahalı da olsa yurt dışından gelen kömürle rekabet edemese de ama Zonguldak'ı ayakta tutmak, Zonguldak'ı esnafı, sanayiciyi, tüccarı ayakta tutmak, bu şehrin ekonomisini ayakta tutmak adına bu fedakarlıkları yaptık biz hep. Ben Emin Hanım'a geçeyim ama Emin Hanım sizden önce bağlantılı olduğu için TTK konusunda özellikle son zamanlarda müfettişler işte mühürleme olayları gerçekleştirdiği için sizden de en sonki gelişmeleri almak istiyorum Özcan Bey. Neden mühürlendi? Sonra açıldı, tekrar mühürlendi dendi. Buradaki amaç neydi? Onu bir açıklarsanız sevinirim. Efendim öncelikle Sayın Bakanım'a ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Çok güzel özetlediniz Zonguldak'a. Gerçekten konulara çok hakim. Bu Soma ve Ermenek'teki kazalardan sonra iş müfettişleri sanık sandalyesine oturtuldu. Dolayısıyla iş müfettişleri diğer mesai arkadaşları da bu iş güvenliği yasasından sonra ocakları denetlemeye gittiler. Tabii sorumluluk onlarda olduğu için böyle bir riskli bir işte de görev yaptıkları için çok inceleyip sık dokumaya başladılar. Bu yasayı biz çıkarttık. İş güvenliği kanunu. Meclisin son haftalarında çıktı bu yasa. Bununla beraber biliyorsunuz madenci kardeşlerimiz 43 yaşında emekli olacaklar. 37,5 saat çalışacaklar. 2 gün güneş ışığından istifade edecekler, izin yapacaklar. Sosyal bir takım sosyal haklar, yaşam odası bazı madenlerde gibi uygulamalar. Dolayısıyla bu iş müfettişleri TTK'da ve özel madenlerde inceleme başlattılar. TTK'daki ocakları kapatmaya
yöneldiler. Biz de müdahale ettik. Çünkü bazı eksikliklerin giderilmesi için ihale yapılması lazım. Kapatma mı efendim? O mühürlenip o eksiklerin giderilmesi için. Evet. Ama bu geçici de olsa bir kapatmaydı. Bazı malzemeler... Bu konuda hassas olduğu için, TTK konusunda hassas olduğu için kapanma kelimesi bile geçtiği zaman, evet, farklı yorumlandı. Bir haftada müfettişlerimiz gelince müesseselere böyle bir uygulama başlatınca konu bize intikal etti. Biz Çalışma Bakanımızla görüştük. Çalışma Bakanımızla teftiş kuruluyla görüştü. Süre istedik. Bazı malzemelerin yurt dışından alınması söz konusu. Bunun için ihale yapılması lazım. 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu sorunu geçici olarak çözmüş olduk. Bu zaman zarfında da ocaklarımızdaki eksiklikler giderilecek. Aynı zamanda özel madenlerdeki eksiklikler de giderilecek. Özel madenlerde de rödevansçı kardeşlerimizin problemleri vardı biliyorsunuz. Bu yasadan dolayı, İki asgari ücretin verilmesi meselesinden dolayı ciddi bir maliyet artışı söz konusu oldu. Onlar da 6.000 çalışandan 3.000 çalışana düştüler. 3.000 tane madenci kardeşimiz bir anda işsiz kaldı. Yani maaşına zam verdik ama işine son vermiş gibi olduk. Dolayısıyla onların da hakkını hükümetimiz gözetme anlamında bu yasa çıktı. Rödevansçı kardeşlerimize de maliyet artışları, fiyat farkları verilecek. İnşallah bunu da önümüzdeki günlerde başbakanımız gelince burada genel kurulda geçti bu. Bakanlar kurulunda imzaya açıldı. Kendisi burada müjdeyi verecek. Dolayısıyla rödevansçılarla yaptığım toplantıda çalışan sayısını tekrar ilk etapta 6.000'e, daha sonra da daha fazla işçi almak suretiyle 7-8 bin lira çıkaracaklarını bana söylediler. Bugün Yusuf Bey'le de görüştünüz. Yusuf Bey'le de beraberdik. Görüştünüz. O da bir rödevans işletmecisi. Aynı yerdiler değil mi efendim? Yani aynı yerdiler. Rödevans sahalarının ruhsatlandırılması durumunda yine işçilerin ikiye katlanacağını söylüyorlar. Çünkü onun 3 tane maddeleri vardı zaten. Torba yasası da çıkan durumdan dolayı maliyetlerin yükseldiğini söylemişlerdi. Ama işçi maaşına hiç dokunmamasını ve işçi maaşlarından da hiç indirim yapılmamasını, yani 2 milyar 2 asgari ücrette razı gelmişlerdi. Ama işte o şeyden dolayı rödevanslı sahaların ruhsatlandırılmasını istiyorlardı. Aslında bu. Son çıkan aslında o. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin verdiği haber aslında herhalde anladığım kadarıyla eski bir haber. Eski haberin üzerinden bir yorum yapılınca tabii farklı. Şimdi şöyle, ya rödevans ücretlerinden düşürülecek bu ücretler, onlara verilecek farklar. Ya sigorta primleri çok yüksek biliyorsunuz, hı-hı, madenlerde 900 lira civarında, oradan düşülecek ya da bunların devlete olan borçlarından düşülecek. Şimdi bu konuda bir net bir tarih verebiliyor musunuz? Emine Hanım'a birazdan soru soracaksa ona geçmeden önce müsaade ederseniz ben bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz siyaset sadece milletvekili olarak yapılmaz. İl başkanı olursunuz, ilçe başkanı olursunuz, belediye meclis üyesi olursunuz, il genel meclis üyesi olursunuz, yönetim kurullarında bulunursunuz vesaire vesaire. Şimdi Emine Çift kardeşimiz bizim Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi biliyorsunuz. Odalarımız da yan yana olduğu için aslında bu dönem Zonguldak'ın biliyorsunuz 3 AK Parti milletvekili vardı. Yani normalde milletvekili unvanına sahip ama haddizatında 4'tü. Yani Emine Hanım da sağ olsun, ben buna şahidim. Belediye başkanlarımız, buradaki arkadaşlarımız özellikle Zonguldak'ta geldiğinde bunların önüne düşen, bakanlıklara götüren, onunla telefonla işlerini halleden ve Zonguldak'ın meselelerini birebir bir milletvekili kadar takip eden bir arkadaşımızdı. Burada buna şahit olmuş birisi olarak ben Zonguldaklıların huzurunda olduğumuza göre o hakkı teslim etmek isterim. Emine Hanım'a geçelim. Rödevansçıların özür dilerim, geriye dönük alacakları da tahsil edilecek. Onu da söyleyelim. Bir hak kaybı olmayacak. En son görüşme yapmıştınız rödevansçılarla. Yaptım. O konuda evet, tatlıya bağlandı mı? Bağlandı. İşi çıkaracaklardı. İkna ettim onları. Şimdi de inşallah iş çalacaklar. İş kurumuna başvuruda bulunmaktan vazgeçtiler. Yapmadılar. Ben toplantı yaptıktan sonra yapmadılar. Geriye dönük de hak kaybı olmayacak. Bu konuya ilişkin ben bir şey ifade etmek istiyorum. Sayın İl Başkanımız ve Milletvekilimiz Özcan Bey ile beraber biz bu konuyu Taner Bey'le de Sayın Bakanımızla da görüştük. Hatta şöyle bir ricamız olmuştu. 26'sında kendisi gelecek. Şimdi sahada çok fazla manipülatif bilgi dolaşıyor. Yani kimse gerçeğin ne olduğuyla ilgilenmiyor. Ya da halkı doğru bilgilendirmek gibi bir sorumluluğu taşıdıkları düşüncesinde de değiller. Çok fazla manipülatif bilgi dolanıyor. Biz de Sayın Bakanımıza sahada böyle bir problem olduğunu, çok fazla manipülatif bilginin ortalıkta dolaştığını, bu noktada bizzat kendisinin gelerek maden hususuyla alakalı tüm paydaşlarla, bu işçi temsilcileri, rödevansçılar, TTK gibi bir araya gelerek bu bilgilendirmeleri bizzat kendisinin yapmasının, bir maden şehri olarak Zonguldak'ın patronunun bir anlamda
O olması hasebiyle, madenlerin başında Enerji Bakanlığı'na bağlı olması hasebiyle bizzat gelerek kendisinin bu açıklamayı yapmasının daha ikna edici, daha doğru ve bu manipülasyonları ortadan kaldıracak bir tutum olacağını, bu sebeple Zonguldak'ta ağırlamak istediğimizi ifade ettiğimizde, ki bu hususlarda defaatle kendisine ifade edildi, Sayın Bakanımız sağ olsunlar çok yoğun bir programı olduğu halde, programını da biliyorum, bu süreçte pek çok ile görevlendirildi. Bu yoğun programa rağmen Zonguldak'ta programını aldı, 26'sında gelecek. Kaldı ki aynı hususu, çünkü sahada konuşulanlar bizim de kulağımıza geliyor. Şimdi Sayın Bakanımız sürekli ifade ederler, biz hiçbir zaman arkasında durmayacağımız, veremeyeceğimiz bir sözü sahalarda ifade etmiyoruz. Biz seçime dönük vaatlerle de hareket etmiyoruz. Sürekli rasyonel bir süreç yürütüyoruz. Çünkü devletlerde sürdürülebilirlik ve yönetilebilirlik de bir anlamda esastır. Bunu sağlamakla mükellefiz. Şimdi bu hususlarda Sayın Başbakanımızla da biz Bartın mitinginde görüştük. Ve bunları tekrar kendisine de ifade ettik. Böyle 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 sorunlarımız var. Ortada çok fazla manipülasyon dolaşıyor. Bunları dile getirmeniz Zonguldak halkı adına ikna edici olacaktır. Üstteki ağız bunu söyleyecek kişi sizsiniz diye. Sen bakın, bilgi kirliliği var Zonguldak'ta. Özellikle son bir haftadır herkes ayrı ağızdan konuşuyor. Medya olarak da tabii yani birinci ağızlarda açıklama yapmadığı için değişik yapıyor. İşte o yüzden Enerji Bakanı'nın ben kapatıyorum demedi. Başbakan evet. Ben kapatıyorum demedi. İcranın başında bu insanlar var. TTK Genel Müdürü'nün açıklamasını ben de okudum. Yani kapatılıyorsa niye değil? Sayın Bakan da şimdi görüştü, yine kapatıyorum. Kapatılıyor denmedi. Bunları da İşçi alıyorum denmedi, kapatılıyor denmedi. Ortadayız. Yani şu var, Başbakan'ın gelişine bekliyoruz. İcranın başında olan insanların bir beyanı yok. Evet. Ama bu konunun yakınından uzağından geçmeyen insanlar, o halkanın bir parçası olmayan insanlar, buna niyet okuma da demiyorum, niyetlerini ortaya koyan bir tavır olarak ifade ediyorum. Çünkü geçmişteki uygulamalara bakarsak burada bu küçülmelerin hangi dönemlerde olduğunu da ufak bir araştırma yaptığımızda zaten görme imkanına sahibiz. Burada kapatalım isterseniz. Ya bu hususta konuşurken sahanın hassasiyeti, insanların hassasiyeti düşünülerek bu kadar rencide edilmemeli diye düşünüyorum. Doğru. Peki hazır sizle devam edelim. Emine Hanım aynı zamanda eski medya mensubu. Evet. Oradan da biraz sıkıştırma hakkımız var. Siz alkışlıyorsunuz. Muhalefeti evet. De alkışlıyorsunuz. Niye muhalefeti alkışlıyorsunuz Emine Hanım? Ya, şöyle benim iletişimci bir tarafım var. İletişim fakültesi mezunuyum ben. Reklam ve halkla ilişkiler üzerine eğitim aldım. Muhalefet partilerimizden biri alkışlıyoruz diye bir sloganla çıktı. Bazı yerlerde de hep ifade ediyorum. Evet, biz de muhalefeti eleştirdiğimiz, eksik bulduğumuz ya da yanlış bulduğumuz taraflar oluyor ama sahadaki konuşmalarında ifade ediyorum. Her zaman hata yapıyorlar mı? Hayır. Yani mesela çok doğru bir tavır. Şimdi biz iktidara geldiğimizde 79 yaşındaydı Cumhuriyet. 79 yılda ortaya koyulan performansın kat be kat üstünde performans ortaya koymuş ve bu memleketi ihya etmiş bir hükümet zaten ayakta alkışlanmalıdır. Doğru bir iş yapıyorlar. Çok doğru bir iş yapıyorlar. Biz onları mı alkışlıyoruz? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Plan Bütçe Komisyonu üyesiydi. Ben de Milli Eğitim Bakanıydım. Bir kanun götürdük. İşte hep muhalefet ayağa kalktı. Sayın Bakan bu hatadır falan dediler. Böyle çok ısrarlı tepki gösterdiler. Ben de sakin sakin dinledim. Sonra döndüm, dedim ki arkadaşlar bu hata yapmak sizin tepkinizde mi? Müsaade edin, arada bir biz hata yapalım dedim. Neyse, sonra devam ettik. Sayın Başkan dedim ki, Sayın Başkan müsaade ederseniz biraz önceki sözlerime bir ilavede bulunmak istiyorum. Doğrudur, biz de insanız. Neticede Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'ına biz sonuçta haşa peygamber değiliz. Hatasızlık, kusursuzluk peygamberlere hastır. Biz de yanlış yapabiliriz, hata yapabiliriz. Ama aramızdaki fark şudur. Biz arada bir hata yapıyoruz. Bu arkadaşlar arada bir doğru yapıyor. Şimdi Emine Hanım'ı teyiden söylüyor. Onlar arada bir doğru yapıyorlar. Şimdi eğer alkışlıyoruz diyorlarsa, bunlar tabii onlar kendi akıllarınca ironi yapıyorlar, kinayeli falan yapıyorlar ama gerçekten, bakın Osman Bey, vicdanı olan insan bunu takdir eder. Bakın ben bir örnek vereceğim şimdi. Siz Zonguldak'ta ne küçüldü kardeşim? Şimdi burası işçi kentiydi, işçi sayısında azalma oldu falan diyeceksiniz. Dünyanın her tarafında emek yoğun,
faaliyetler bitiyor, teknoloji yoğun faaliyetler yerine geliyor. Bu her sahe sektörde böyledir. Mesela 30 yıl önce, 40 yıl önce burada belki 30 bin işçi vardı değil mi? 60 bin çocukluğumuzda efendim. Çocukluğunda. Bu gittikçe, bakın dünyanın her tarafı, mesela Rusya'da, şurada, burada o insan emeğinin belki Çin'de bile artık teknoloji devreye giriyor. Bunu bir tarafa bir bırakıyorum. Bakın buranın bir üniversitesi var. AK Parti hükümetleri döneminde bu üniversite, malum Kara Elmas Üniversitesi, sonra Bülent Ecevit Üniversitesi oldu. İkiye katlamıştır burası. Öğrenci sayımız kaç? 30 bine yakın. Merkez nüfusumuz ne kadar? 108 bin. Bakın bu şu demektir. Sokakta rastladığınız her 4 kişiden birisi üniversite öğrencisidir. Ama Batı Karadeniz bölgesinde tek göçmeni ilde Zonguldak. Ama başka bir şey söylüyorum. Hayır, bu sadece oraya mahsus değil. Bartın'dan da göç var. Şimdi bakın Karabük'ten de göç var. Şimdi netice itibariyle bir il, biraz önce söyledim. Burası tarım yeri değil burası. Burada ciddi manada bir turizm yapılanması, Karadeniz'in soğuk olması sebebiyle turizm mevsimi burada çok şeydir biliyorsunuz. Azdır. Yani burada turizm çok avantaj değil. Burada tarım çok büyük bir avantaj değil. Burada sanayi ciddi manada yok. Ama hizmet sektöründe, bak tekrar söylüyorum. Şimdi üniversitede 5 fakülte, 5 meslek yüksekokulu ve 2 yüksekokul AK Parti hükümetleri döneminde açılmış. Bu süre içerisinde açılmış. Diğer sektörlere bakın. Şey etmeyeceğim. Şimdi ne istenir? Bir hükümetten ne istenir? Söyleyeyim mi efendim? Hemen mesela. Soru cevap gidelim isterseniz. Şöyle, genelde Zonguldak'taki eleştiri şu efendim. Yani hükümetin genel yaptıklarıyla ilgili aslında bir eleştiri yok. Genel, asıl eleştiri şu. Türkiye genelinde çok yatırım yapılıyor ulaşımı başta olmak üzere. Özellikle ulaşımı başta olmak üzere. Ama Zonguldak'ta bu yatırımlardan yeteri kadar nem alamıyor. Yeteri kadar hizmet alamıyor. Asıl eleştiri bu. Ulaştırma. Ulaştırma başta olmak üzere. Yatırımlar. Tabii ulaştırma dahilinde hemen Filios, artık hemen oraya geçelim istersen. Oradan doğru da gidebiliriz. Harun, isterseniz Filios'a geçmeden ulaştırmayla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi kardeşim, sizin Ankara'dan gelen, sonra Zonguldak'ın merkezine gelen, sonra buradan efendim Ereğli'den değil mi Düzce'ye çıkan yoldan söz edelim. Bakın Osman Bey, Zonguldak'ta 2002 yılında sadece ve sadece 12 kilometre bölünmüş yol var. Doğru mu? 12 kilometre. 13 kilometre. Şimdi ne kadar? 177 kilometre. 13, 177. Şimdi peki 177, 13'ün kaç katı kadardır? 15 katıdır kardeşim ya. Ha, burada, bugün gelirken yolda da gördüm. Buranın çok haşim bir tabiatı var. Özellikle yol yapması. Bir tarafı dere, bir tarafı dağ. Özellikle ya heyelan ya şey mi? Şimdi şunu söylüyorum. Ya heyelan var ya da dere var. Şimdi bir taraftan blok betonlarla özellikle şey yapılıyor. İstinat duvarı yapılıyor. Diğer taraftan dağdan kaymaların olmaması için orada biliyorsun taş olarak kocaman kale duvarları gibi duvarlar örülüyor. Onun üzerine de tel çekilecek ki oradan taş toprak yuvarlanmasın. Ve buradaki 1 kilometre Konya'daki 20 kilometre, 30 kilometrenin maliyetine bedeldir. Doğru mu? O düz ovada dozerle düzeltecek, malzemesini üstüne sereceksiniz, asfaltını atacaksınız. Burası çok zor bir yer. Fakat buna rağmen tekrar altını çizmek istiyorum. Oransal olarak 13 kilometre, 177 kilometre. Ha bitti mi? Bitmedi. Ama rayına girmiş vaziyette. Müteahhitlerden sıkıntılar meydana gelmesi. Bir affedersiniz, üçkağıtçı bir müteahhit geldiyse, işi aldıysa, usulüne uygun. Sonradan da battı veya kaçıp gittiyse ne yapabilirsiniz? Siz hukuk devletinde de kardeşim senden aldım, diğerine verdim bir anda diyemiyorsunuz. Ama rayına girmiş vaziyette Ereğli yoldan daha gideceğim, şimdi şöyle göreceğiz onu. Orada da değil mi aynı çalışma? Aynı efendim. Evet. Aynı çalışma orada da var ve Allah nasip ederse kısa bir süre içerisinde Zonguldak'ın bir ulaşım problemi kalmayacak. Zonguldak'ta ben hatırlıyorum, ben buraya AK Parti hükümetlerinden önce de geldim. Bu derelerden geldiğimiz zaman inanın yüreğimiz ağzımıza gelirdi. İki araba yan yana geçemezdi. Siz yaşamadınız mı o dönemi? Onun için bakın arkadaşlar, ya bir iktidar nereden aldı, nereye getirdi, bunu görmemiz lazım. Filios'a gelelim. Şimdi Filios, Zonguldak'a esas hayat damarları aşılayacak olan
bir projedir. Filyos limanının hatta, yapılması. Hatta ve hatta Bartın ve Karabük. Aynen. Şimdi bu bölge için burası büyük bir nimettir ve 4 milyar Türk liralık bir yatırım, yani 4 katrilyonluk bir yatırımdır. Şimdi demokratik işleyiş Osman Bey zordur. Biraz önce gazeteci arkadaşlara da söyledim. Zordur, yavaştır ama sağlamdır. Şimdi Türkiye o diktatörlük olsaydı, diktatör şunu yapın derdi yaparlar, yıkın derlerdi, yıkardı. Ama Türkiye diktatörlük değil, bir hukuk devletidir. Şimdi mahkemeler mani oluyor. Ama Sayın Başbakanımız geçenlerde bütün engellemelere rağmen biz yapacağız dedi ya. Onu da açmanızı istiyoruz. Ya, şunu diyorum. Derken... Şu. Şimdi netice itibariyle biz bir mücadele içerisinde. Bak İstanbul 3. Havalimanı ile ilgili engellemeler var mı? Yasal engellemeler var mı? Var. Her yerde nereye adımınızı atıyorsanız aynı kişilerle mi işaret ediyorsunuz? Hayır, bu kişi ise olması aynı, aynı mantık. Mantık. Ya ben nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl çözebilirim? Nasıl ön açıcı olabilirim yerine? Ben nasıl engelleyebilirim? Nasıl mani olabilirim zihniyetiyle hareket eden? Yargıda da bir zihniyet var kardeşim. Şimdi burası mahkemeye takılmış bir yer. Allah nasip ederse. Ya bunu getiren bizim hükümetimiz değil mi? Ya şu hak veriliyor aslında efendim. Yani somut olarak şimdi bu Abdülhamit Han'dan bu tarafa gelen bir süreç, yaklaşık bir 50 yıllık bir proje ve artık Zonguldak insanının bu ismi duyduğu zaman siyasetçilere, az önce sohbette de dediğimiz gibi, siyasetçilere böyle itibarsız gözüyle bakıldığı bir proje. Çünkü her dönemde efendim, özellikle seçim döneminde filyos denilir. Hiçbir ilerleme, özür dilerim. Ama bu hükümet zamanında gerçekten bariz bir ilerleme oldu. İhalesi oldu. İhalesine sırf görevim olmamasına rağmen sırf tarihe şahit yapmak için atlayıp gittim efendim. Yani o süreçten sonra tabii gönül istiyor ki efendim. Yani diğer illerde ilerliyor, gönül görülüyor ister istemez. Burada ilerlenmeyince dediğiniz gibi belki bir iki cümle söyleyeyim detaylarını, belki arkadaşlar, belki müteahhitlerin tehdit edilmesi. Arkadaşlar benden detayları daha iyi bilirler. Bak bir şey söyleyeceğim. Siz dediniz ya, ben elbette bu bir yüzyıllık, daha fazla yüzyıldan daha fazla bir rüyadır Zonguldak için. Bu kabul. Fakat bunu realize eden, hayata geçiren AK Parti değil mi? Evet. Yani ihale somut yapan, adımları somut adım adan. Evet, doğru. Şimdi bakın, Karadeniz sahil yolu. Gönül ister ki Karadeniz sahil yolu gelip buradan devam edip İstanbul'a kadar gitsin. İnşallah günün birinde o da olur. Şimdi Karadeniz sahil yolu bizden önce başlamıştı. Bizden önce 16-17 yılda %40'ı yapılmıştı. Ve korkunç fiyatlarla müteahhit de soymuş devleti. Sayın Başbakanımız bizatihi ilgili bakanları oturtarak o müteahhitleri oturttu. Kardeşim bu fiyatlarla kusura bakmayın ben size halkımı yoldurmam dedi. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ve %60'ı o %40'ı 17 yılda yapılmıştı. %60'ını biz birkaç yıl içinde bitirdik. Ne kadar kenarda bırakılmış, yarım bırakılmış, adeta bu artık olmaz dedikleri şey varsa Allah'ın izniyle bizim hükümetler döneminde çözüldü. Filyos bunlardan biridir. İşte aynı iradenin de belki Filyos projesi için gösterilmesi. Belki arkadaşlar bu konuda bildikleri detay varsa onları da paylaşırlar. Ben orada kısa bir açıklama yapayım. Özcan Bey detaylandıracaktır muhakkak. Manipüle edilen konulardan biri bu. Bak size bunu söylediler ama bir şey yapmıyorlar gibi. Yargıya intikal etmiş bir süreçle alakalı olarak yapabileceğimiz bizim de yargı kararını, yargı sonucunu beklemekten başka bir şey yok. Şimdi muhalefet bazen yargıya müdahale etmekle suçluyor bizi. Bazen niye müdahale etmiyorsunuz diye soruyor. Bir karar verseler... Yatırım konusunda etmezler. Ha, şimdi hayır, bir karar verse işlerine gelince işte yasama, yürütme, yargı ayrı. Evet. Yasama neden ya da yürütme neden yargıya müdahale ediyor? Ama iş çıkıp ya bu yasama, yani artık yargı sürecine intikal etmiş bir konu var dediğimizde hükümet değil misiniz, siz niye bunu çözmüyorsunuz? Ya hani ayrıydı bu? Ya bir önce karar vermelerini bekliyoruz. Bu ayrı bir konu. Bakın biz burada nitelikli adımları atan bir hükümetiz. Evet, 100 milyon lira yatırmışız kamulaştırmalara. Biz bu bedeli, en çok biz istiyoruz bunu. Bu masrafı yapmışız, bir yol almak istiyoruz. Ama dediğim gibi hiçbir şey yapmayacak olsaydık biz niye bu 100 milyonu buraya yatıralım? Başka bir şey yapardık. Zonguldak içerisinde farklı bir şekilde değerlendirirdik. Biz niyetimizi, irademizi zaten beyan etmişiz. Ama dediğim gibi demokratik bir ülkedeyiz. Yasama, yürütme, yargı ayrı ve biz bu yargı sonucunu beklemek zorundayız. Bundan çok memnun değiliz. Çünkü bizim devam eden işimize engel koyan bir problem.
Sayın Bakanım da ifade etti, siz de söylüyorsunuz. Hem çok kadim bir geçmişe dayanan bir projedir bu. Diğer taraftan da Zonguldak'ımız için nefes alacağı, can bulacağı alanlardan biridir. Bölgeye hitap edecek Sayın alanlardan Cumhurbaşkanımız biridir. Sayın Cumhurbaşkanımız da zamanında, Başbakanımız da keza. Bölgenin siyaset, ve Türkiye'nin için tabii. Çok önemli proje. GAP'tan sonra bu tür projeleri yapmaktan niye çekinsin ki? Ya da en azından bizim kadrolarımız bugüne kadar bu projelerde hiçbir zaman çekinceli bir tavır ortaya koymadı. İradesini beyan etti, devam etti. Biz de devam etmeyi istiyoruz ama dediğim gibi biz 100 milyon kamulaştırma yaptık burada. Biz yolumuza devam etmek istiyoruz ama yargıya intikal etmiş bir süreçte her demokratik ülkede olduğu gibi biz bu yargı sonucunu beklemekle mükellefiz. Bir şey ilave edeyim mi Osman Bey? Sayın Bakanım, bu Çandarlı'dan sonra en büyük limanlarımızdan bir tanesi. Türkiye'nin 3. büyük limanı. 25 milyon ton elleşleme kapasitesi var. Burada 10 bittikten sonra 15 bin gencimiz iş sahibi olacak. İnşaatında 4 bin kişi çalışacak. Uluslararası ölçekte büyük firmalar buradan yer bakmaya başladılar. Sette çalışmaları da devam ediyor şu anda. 100 milyondan fazla kamulaştırma yaptık. Geçenlerde duydum 5 milyon ton kapasiteli bir demir çelik fabrikası kurulması gündemde. Şu anda 4 tane firma bir araya gelmiş. Sayılı firmalar Türkiye'de. Onlar oradan yer bakıyorlar. Bu davayı açanlar, biz bunun ihalesini yaptık 19 Mart'ta efendim. Davayı ilk açan Çaycuman'ın CHP'li belediye başkanı kendi arazisinin, oradaki arazisinin değerini arttırma adına acil kamulaştırmayı durdurma kararı aldırdı mahkemeye. Yürütmeyi durdurdu. Ondan sonra tema açtı. Ondan sonra dördüncü sıradaki firma müteahhit açtı. Ve bu adam buna rağmen de Çaycuma'da belediye başkanlığını kazandı. Yani bunu anlamakta ben güçlük çekiyorum. Bu proje Sayın Bakanım'ın dediği gibi 4 katrilyonluk bir projedir. Ve demiryolu orada. Demiryolları 80 yıllık dönemde ilk defa bizim zamanımızda yenilendi. O trenler yenilendi, raylar yenilendi, sinyalizasyon yenilendi. Duble yol oraya kadar geldi. Havalanımız orada bizim dönemimizde açıldı. Yurt dışı seferlerle ilgili efendim talep olmadı. Uçuşlarda yolcu sayısı az olduğu için iptal edildi. Ama yine çalışıyoruz Osman Bey de bu işin içinde. Bunun artık yapılmaması için hiçbir engel yok. Ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Karabük'te söyledi, Başbakanımız Ticaret Sanayi Şurası'nda söyledi. Her türlü engellemeye rağmen yapacağız inşallah. Biraz sabır diyoruz. Evet. Efendim burada şöyle iş adamlarımızın müsiat ticaret sanayi odasının özellikle daha önce bir açıklamaları var. Filos konusunda. Şimdi Filos limanı ihalesi oldu. Bugün kazma vurulsa 3 sene. Tam zamanında ise 3 sene. İşte sonraki işte üst kesim ihalesi olsa bir 3 sene. Sonra bir de bunun yer tahsis meselesi var endüstri bölgesinin. Bu 3 sene, 3 sene, 6 belki 9 sene. Şöyle bir talepleri var efendim. Yani bunu sizin aracınızla biz iletmiş olalım. Daha liman bitmeden yer tahsisi yapılması talebi var. Yer tahsisler yapılsın ki sonra işte demir çelik fabrikaları, işte Kardemir, diğer fabrikalar bilsinler yatırımı ve oraya yapmaya başlasınlar. Böyle bir talepleri var. Efendim? Hatta firmaların da var efendim, sadece şey değil, buradaki iş adamlarının değil. Firmaların da böyle bir talebi var. 16 firma, özür diliyorum, 16 firma daha önceden talepte bulunmuştu efendim. Dünyadaki ekonomik krizden sonra geri adım attılar. Peki yetkili arkadaşlarımıza, ilgili bakanlıklara bu konuda bir müracaat yaptı bulundular mı? Yaptılar efendim. Ha şimdi bu bir detay Osman Bey. Bu oturulur. Yani netice itibariyle makul, meşru, mantıklı bir teklif getirdikleri zaman bizim bakan arkadaşlarımız, yetkili kurumlar buna ya yok kardeşim bu olmaz falan demezler. Eğer makulsa, meşruysa, mantıklıysa ki söylediğiniz bana mantıklı geliyor. Evet. Eş zamanlı olarak bu beraber yürür. Süreci azaltmış oluruz, kısaltmış oluruz. Bunun olmaması için sebep yok. Bir an önce de bu madem ki Zonguldak için hayat memat meselesidir. O zaman sadece dediğiniz gibi Zonguldak değil. Bu Bartın çevreyle Karabük, ilgili. Evet. Bartın ve Karabük bu üç eski Zonguldak illeri diyelim bunlar. Onlar biliyorsunuz Zonguldak'ın oğul vermiş şekilleridir. Hani biliyorsunuz kovandan arılar oğul verir ya. Bartın ve Karabük buradan çıkma. Bence çok önemli bir şey. Yani onu ilgili kurumlar, buradaki STK'lar, milletvekillerimizle beraber, buradaki otoriteyle beraber onu Ankara'ya taşıdıkları zaman ben eminim ki karşılık bulacaktır. Bir diğer konu efendim. Ulaşımdan hazır açılmışken, şimdi biz Mithatpaşa Tüneli açılmasıyla ilgili. Mithatpaşa Tüneli efendim şu, Zonguldak merkezden trafiği yükünü alacak. Kilimi tarafına trafiği sağlayacak ve yatırımcının da oraya gitmesini sağlayacak bir tüneldi.
başında diğer gazeteci arkadaşlarım da oldu. Ben Kremas Gazeteciler Derneği'nin de olduğu bir STK'ların oluşumundan Zonguldak platformu. Polis evinde de karşılamıştık. Orada da durumu arz etmiştik. Teşekkür ederiz. Canlı yayında da teşekkür etmiş olalım. Gerçekten STK'ların sorununu birebir dinleyip geçmiş Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'ın da üzerinde durarak gerçekleştirdiği bir proje. Ama bu proje tabii şu anda biraz ağır aksak işte. Onun da özellikle devam etmesini, hızlandırılmasını özellikle rica ediyoruz tabii. Buradaki STK başkanlarımız da onu talep etmemiz dediler. Bir diğer konu da havaalanı efendim. Zonguldak Havaalanımız işte geçmiş dönemlerde açılmış. Şu anda yurt dışı seferlerine devam eden bir havaalanımız. Bununla ilgili bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. BİMER'e yazı yazdık. Yine Zonguldak platformu olarak yazı yazdık. Ticaret sanat odaları, müsiat, STK'lar olarak yazı yazdık. Şöyle bir ayrıntı var efendim. Aslında ufak bir ayrıntı. Bizi belki Türk Hava Yolları yetkilileriyle görüşülürse çok basit bir çözülecek bir yöntem. Şöyle ki Zonguldak'ta yaklaşık 25 bin Trabzonlu yaşıyor. Rizeli 2000-3000 civarında. Trabzon seferi için söylüyorum. İstanbul'dan Trabzon'a günde 20 tane uçak gidiyor. Günde 20 tane. Günde 20 tane sadece Türk Hava Yolları'nın. Bunun 9 tanesi Ankara aktarmalı. 3 tanesi Sabiha Gökçen'den gidiyor. Geriye kalıyor 8 tanesi. 8 tanesi de direkt gidiyor. 8 tanesinde 5 tanesi Zonguldak Havaalanı'na inebilecek uçaklar. Bunu ben yani gizli bilgi değil. Türk Hava Yolları'nın zaten sitesinde efendim şeyler var. Marka, model, yolcu kapasitesi var. Zonguldak halkı, Zonguldak STK'lar en azından haftada 3 tane Zonguldak Havaalanı'na sefer düzenlenmesini istiyor. İlk sefer değil efendim. Sadece İstanbul'dan Trabzon'a giderken Zonguldak'a uğrayıp gidilmesini isteniyor. Haftada bir tane. Dediğim gibi günde 20 tane işliyor. 8 tanesi Zonguldak Havaalanı'na inebilecek uçaklar. Hani az önce şeyden bahsettik ya efendim. Şu denklem kuruluyor. Geçmiş milletvekilleri tarafından şu denklem kuruluyor. Ben böyle ısrar edince Filos nasıl olsa açılacak. Filos projesi nasıl olsa açılacak. O zaman havaalanı da açılır. Mantığı yürütüldü. Tabii bu mantık Şimdi sizin bu söylediğiniz konuyu bilmiyorum. Özcan Bey ilgili Türk Hava Yolları yetkilileriyle görüştüler mi? Eğer görüştülerse o söylesin ama ben mesela Ankara'dan bugün buraya geldim. Tam 2 saatte geldim. Şimdi Ankara'dan buraya 2 saatte ben Ankara'dan İstanbul'a gittiğim zaman bir kere havaalanına 45 dakikada havaalanına gidiyorsunuz. Yani diyelim ki ben Ankara'da buraya gelecek olsam ben hiçbir zaman havayolunu tercih etmem. Yine karayoluna gelirim. İstanbul'dan buraya ne kadar zamanda gelirim? 4,5. Yani netice itibariyle insanlar birçok yerde ısrar ettiler. Havaalanları açıldı. Rağbet olmayınca kaldırıldı. Neticede bu yani böyle şöyle efendim. Asıl biz Trabzon istiyoruz. Onu anladım. Ben dediğinizi anladım. Trabzon ama siz 12-13 saat şeyle görüştünüz mü arkadaşlar? Ben bir bilgi vereyim efendim. Şimdi bizim bu havaalanı Sayın Bakanım 1960'larda 50'lerde buraya uçak inmiş. Küçük uçaklar inmiş. Aynı temel fıkrası gibi bizden önceki hükümetler zamanında havaalanı yapmışlar efendim. Sonradan dağı fark etmişler. Pisti dağın dibine yapmışlar. Ondan sonra dağı kaldırmaya kalkmışlar. Güçleri yetmemiş o zaman. Bu bizim önümüze böyle geldi. Bu şekilde geldi. Biz hükümet olarak dağı kaldırmak zorunda kaldık. Biraz dağ tıraşlandı bayağı bir. Tıraşlandı. Biraz ya. Pisti de uzattık falan. Bunu bu haliyle uluslararası uçuşa açtık efendim. Hükümetimiz zamanında. Büyük uçaklar da inebiliyor öyle mi? Çok büyük uçaklar inmiyor. 150. Almanya'dan uçak iniyor efendim. 6 gün, anladım, 6 gün uçak dolu geliyor Almanya'dan. Tamam. Yaz döneminde özellikle. İzin döneminde. Şimdi efendim biz beyefendi dediği gibi yurt içi uçuşları başlattık. Trabzon'a 6 kişi gitti, 9 kişi gitti. Hatta ben de gittim hani destek olalım diye. Olmadı tabii. Yolcu yok dediler, kaldırdılar. Yalnız o zaman Sabiha Gökçen'e buradan uçak gitti. Oradan aktarma oldu. Bir de sezon yanlış bir sezondu. Şimdi biz diyoruz ki Atatürk'ten aktarmalı Trabzon olabilir. Atatürk'ten aktarmalı Antalya başka yerlerde olabilir sezonda. Bu konuda sizden de yardım istirham ediyoruz. Beraber bir görüşelim efendim. Tamam. Beraber özellikle canlı yayında şunu yaparız. Ben yani bunu hatta bana arkadaşlar bir bilgi notu verirlerse ben vereceğim efendim. Hemen İlker Bey'le görüşeyim. Tamam efendim. Yani teklifinizi de lütfen yazılı halde bana tamam. Verin. Ben onlarla hazır. Tamam. Bunu vereceğim. Almanya'ya 6 dolu gidiş geliş var şu anda. Tamam. Buradan efendim Türkiye gündemine geçmek istiyoruz. Mümkünse. Tabii Türkiye gündeminde seçim atmosferi olunca değişik vaatlerde bulunuyor.
1400'den 5000 liraya kadar maaşlar, emekli maaşları vaat edenler var efendim. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Sizin vaadiniz nedir efendim? Vallahi bizim şimdi şöyle, bazılarının kendisini böyle uzun boylu anlatması, biz şöyle yaparız, böyle yaparız demesi gibi bir ihtiyacı olabilir diğer siyasi kadroların. Bizim çok şükür artık böyle bir ihtiyacımız yok. Hani siyasette klasik bir laf var, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz bugüne kadar 13 yıl boyunca işçiye, memura nasıl yaklaştıysak, özürlüye, dula, yetime, dar gelirli ve dezavantajlı insanlara nasıl yaklaştıysak bundan sonra da öyle yaklaşacağız. Bir kere Osman Bey, şunun altını çizmek isterim. Ya AK Parti geldi, işte bak bütçemiz %250-300 büyüdü diyorlar ama bu vatandaşa yansımadı diyorlar. Burada ben birkaç... Özellikle emekli bölümüne. Ona geleceğim. Hani birkaç rakam vereceğim. Şimdi emekliler var, asgari ücretler var. Şimdi bir de asgari ücret var ya, şu kadar vereceğiz. Dur. Yarışa girmiş vaziyette. Sen kaç verirsen ben 10 fazlasını veririm. Bakın biz iktidara geldiğimizde asgari ücret 2002'de 184 lira değil miydi kardeşim? Herkes hafızasını tazelesin. 184 lira. 184 lira bugünkü dolar kuru üzerinden kaç dolar yapar? 68 lira dolar yapar. 68 dolar. Peki bugün asgari ücret ne kadar? Net ele geçen 949 lira. Peki kaç dolar ediyor? 350 dolar ediyor. Şimdi 350 dolar nere? 68 dolar. 68 dolardan 350 dolara çıkmış. 5 katından daha fazla. Şimdi bu artış olmuş mu? Olmuş. Peki. SSK emeklisi, en düşük SSK emeklisi 300 lira alıyordu. 297 lira vesaireydi. Ben iyi biliyorum. Peki şimdi ne alıyor? Şimdi 1000 lira alıyor. Ne kadar artış var? 3 kat artış var. Biz bunu yaptık. Ha, emeklerimiz keşke, şimdi bakın dün Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'de diyor ki bizim projelerimize karşı çıkmıyorlar. Diyorlar ki nasıl finanse edeceksiniz? Şimdi birisi mesela dese ki ya Zonguldak'ın her evi birer villa olsun. Kim karşı gelir? Sokakları Paris'in sokaklarından daha düzenli olsun. Burada her ailenin asgari 5000 lira geliri olsun. Bu temenniye karşı çıkacak bir sadist var mı? Keşke böyle bir şey olsaydı. Köre demişler, ne istersin? Tabii ki gören göz demiş. Yani netice itibariyle bunu istemeyecek adamın gözü çıksın deriz biz. Fakat iyi de kardeşim. Şimdi siz eşinize deseniz ki biz yeni bir ev yapacağız. Arabamızı da yenileyeceğiz. Bütün mobilyalarımızı da değiştireceğiz. Kardeşimi de evlendireceğim falan. Şimdi eşin sana dese ki ya Osman iyi de hop hop dur bakayım sen Ferrari misin kardeş? Neyle yapacaksın bunu diye sorduğu zaman sen ona makul bir cevap vermezsen aklına iki şey gelir. Ya bu gömü bulmuş der. Yani hazine bulmuş ya da çalmış dersin. Şimdi netice itibariyle bir insan bir projeyi ortaya attığı zaman, bir vaatte bulunduğu zaman bunun karşılığı budur der kardeş. Şimdi taktılar efendim Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Cumhurbaşkanı dün söyledi. Tamam, 1 milyar dolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Senin vaat ettiğin kardeşim 150 milyar dolar gerektiriyor. Sen nasıl, nereden getireceksin bunu? Para basacağız. Para basalım. Şimdi bankrot matbaası Türkiye'de başbakanın siyasi iktidarının emrinde değil mi? Talimat verirsin, habire para basar. Ama o zaman para para olmaz Osman Bey. Para pul olur. Eskiden oluyor. AK Parti iktidara geldiği zaman 1 liranın arkasında 6 tane civciv vardı. Yani ördek gider, yavrular peşinden sıralanır ya, işte bizim paramız öyle bir paraydı. Tuvalete gitmek için milyoner olmanız gerekiyordu. 1 milyon lirayı tuvalete veriyordunuz. Şimdi buraya gelsin mi Türkiye kardeşim? Bir dakika, bizim dilimiz rakamları telaffuz edemiyor mu? Mesela diyelim ki biz dururuz. Kardeşim CHP 2 ikramiye diyorsa biz 5 ikramiye deriz. 15 ikramiye de diyebilirsin. Bakın devlet adamlığı sorumluluk gerektirir. Devlet adamı ciddiyet gerektirir. Devlet adamı halkı kandırmamayı gerektirir. Biz halkın gözünün içine baka baka yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmayız. Şimdi en düşük memur maaşına bakıyorum. Şimdi mesela adam en düşük memur, biz iktidara geldiğimiz zaman 452 lira para alıyordu. Şimdi 2300 küsür lira alıyor. %400'lük bir artış var kardeşim. Biz işçiyi ve memuru asla enflasyon, kümülatif enflasyon yüzde kaçtır? %150'dir değil mi? Yani bütün AK Parti iktidara geldiği günden beri toplam enflasyon %150'dir. Yani bütün yılları üst üste koyuyorum. Peki
yapılan artış kaçtır? %300'dür. Demek ki bu biz bir katından fazla bir iyileştirme yapmışız. Asgari ücreti örnek verdim. Diğerlerini örnek verdim. Bu bir şey daha söyleyeceğim. Esas AK Parti'nin bu memlekete yaptığı en büyük hizmet nedir biliyor musunuz? Biz devlet %63 ile faiz ödeyerek para borç alıyordu. Doğru mu? 2002'de. Peki şimdi ne yapıyor? Eğer biz aynı oranda borçlanmayı devam ettirseydik, faiz oranı aynı oranda kalsaydı, bugüne kadar 13 yılda Türkiye'nin ödeyeceği faiz Osman Bey ne kadar olacaktı biliyor musunuz? 642 katrilyon olacaktı. Peki bu süre içerisinde AK Parti iktidarlarında merkezi hükümetlerin yaptığı yatırım ne kadar? Merkezi bütçeden yaptığımız yatırım 628 katrilyondur. Yani eğer biz o faiz meselesini halletmeseydi Türkiye 1 liralık yatırım yapamazdı. Yapardı, dışarıdan borç alırdı, ondan sonra borç yığılır yığılır altından kalkamaz hale gelirdiniz. Mesela utanmadan diyorlar ki Türkiye'nin borcu arttı. Ya güzel kardeşim, şimdi bu şuna benziyor. Diyelim ki siz memursunuz, siz ayda 2000 lira maaş alıyorsunuz, 3000 lira maaş alıyorsunuz. Ben diyelim ki sanayiciyim, 20 bin lira maaş alıyorum. Ya veyahut da benim 20 bin lira ay gelirim var. Ben tüccarım, esnafım. Şimdi ben 50 bin lira borçlanmışım Osman Bey. Siz 9 bin lira borçlanmışsınız. Hangimizin borcu çok? Yani oranlamaya vurmak lazım. Hayır, hangimizin borcu çok? Senin borcun daha fazla. Benim borcum, benim aylık gelirimin 2,5 katı kadar. Senin borcun aylık gelirinin 3 katı kadar. Senin borcun daha fazla. Rakamsal olarak senin borcun 9 bin. Benim borcum 50 bin ama senin borcun daha fazla. AK Parti iktidara geldiği zaman bizim her 100 liramızın sahip olduğumuz milli gelirimiz, milli gelirdeki her 100 liramızın 74 lirası borç muydu kardeş? Peki bugün ne kadar? Bugün her 100 liralık milli gelirimizin 35 lirası borç. Avrupa Birliği'nin ortalaması nedir biliyor musunuz? %108. Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinin toplamının sahip olduğu milli servetin her 100 eurosunun 108 eurosu borçtur. Peki AK Parti hükümetinde Türkiye'nin nedir? Manzara bu. Bir rakam daha vereyim müsaade ederseniz. Şimdi biz 2002'de topladığımız her 100 lira verginin 86 lirasını faize ödüyorduk. 100 liranın 86'sını veriyorduk. 2001'e gittiğiniz zaman her 100 liranın 100, bakın topladığımız her 100 lira verginin 103 lirasını faiz ediyorduk. O 100 lirasını hepsini veriyorduk. Yetmiyordu. Dışarıdan borçları 3 lira daha üstüne koyuyorduk. 2002'de 86. Peki bugün ne kadar? Bugün topladığımız her 100 lira verginin 15 lirasını veriyoruz. Faize veriyoruz. Efendim AK Parti hükümeti döneminde ekonomik ya insan Allah'tan korkuyor. Bir rakam daha vereyim ben size. Biz iktidara geldiğimiz zaman karayolunda 8 milyon araç vardı. 8 milyon. Şimdi ne kadar var biliyor musunuz? 18 milyon. İki katından da fazla. Ha iki katından fazla. O eski AK Parti iktidara gelirken var olan 8 milyon var ya. Yenilendi bunlar. Onun %70'i yenilendi. Onun da 5 milyon 600 binini de öyle hesaplayacaksın. Bu arada 15 milyon 600 bin Türkiye'de yeni araç satın alındı demektir. Peki nasıl oluyor bu? Nereden geldi bu? Eskiden ben mesela okullara giderdim. Ben bakan olduğum zaman giderdim. Okulların bahçesinde 3-5 tane araba oldurdum. Şimdi ben hangi okula gidiyorsam o okulun bahçesinde arabayı park edecek yer yok. Öğretmenimiz de polisimiz de Allah'a şükürler olsun. Yani bunu ya bir insanın da hakkını verin kardeşim. Ya işte onun için Emine bacımın dediği gibi ben de muhalefeti alkışlıyorum. Bak ilk defa doğru bir şey yapıyorlar. Bizi alkışlıyorlar. Doğru. Onun için emekli kardeşlerimize buradan seslenmek istiyorum. Bakın bugün şeyde de Çay Cuma'da da söyledim. Avcı eğer bolca tane serpiyorsa kuşlara olan sevgisinden, merhametinden değildir. Avlamak içindir. Siz vatandaşı kuş gibi göremezsiniz. Vatandaşı kuş zannederek onlara tane saçamazsınız. Bu vatandaş Hanya'yı, Konya'yı, Cem Uzan'ı gördük değil mi? Cem Uzan diyordu ki birim size bir elinizin içine ayı koyacağım, bir elinizin içine güneşi koyacağım. Ha, ekmekçi döner veriyordu. Ben ne ediyordu? %7 oy aldı. Ha, bayağı da aldı efendim. Ama %7 aldı sonuçta. Yani sizin bu kadar atmalarınızın, bu kadar hesapsız kitapsız sülün Osmanlık yapmanızın sonucunda diyelim ki 2 puan oyunuz arttı.
Bir de şimdi bakın, insan hani bekara hanım boşamak kolaydır diyorlar ya. Bunlar zaten iktidara gelemeyeceklerini biliyorlar. Zaten iktidara gelemeyecek. Dolayısıyla at atabildiğin kadar ayağı tutarsa. Bizim Bahçesaraylı bir hemşerimiz Bitlis'in Hizan ilçesine ot biçmeye gitmiş. Dönüşte bir köylen atla dönmüş. Ya demişler, Mehmet sen bu atı nereden getirdin? Valla demiş ki, ben gittim tırpan çektim. Yevmiyemin karşılığı olarak bu atı verdiler. Halbuki öyle 15 gün tırpan çekerek bir at kazanmaz. O zaman at otomobil gibi. Meğerse Mehmet atı çalmış. Çaldığı atı Mehmet ertesi gün Van'ın Çatak ilçesinde satmaya götürmüş. Bu olmuş bir olay. Alıcı olacak adam demiş ki, ya ben bunu alayım ama bunun sürüşü nasıl, bu iyi huylu mu, rahvan mı, ben şunu bir deneme sürüşü yapayım demiş. Tamam demiş Mehmet. Vermiş atı adama, adam atlamış atın sırtına, bir o tarafa gitmiş, bir bu tarafa gelmiş, sonra bir dehlenmiş, gidiş o gidiş, kaybolmuş ortada. Şimdi Mehmet, ya atım nerede, atım nerede falan, Mehmet'e demişler ki, geçmiş olsun, vallahi o meşhur at hırsızı bilmem kimdir demişler. Üzerine bir bardak su iç. Tabii Mehmet vurgun yemiş gibi dönmüş Bahçesaray'a gelmiş, çayhanede mağlup bir komutan edasıyla oturuyor, başı önde. Gelen diyor, Mehmet hayırlı olsun, atı sattın mı? Sağ olun sattım diyor. Sattın mı Mehmet, sattım. Biri diyor ki, Mehmet nasıl, iyi kar ettin mi? Mehmet derin bir ah çekerek başını kaldırıyor, diyor yok valla aldım, fiyata verdim diyor. Şimdi kardeşim, at başkasının olduktan sonra sen onu istediğin fiyata verirsin. Şimdi bu adamlar bu. Tamam mı? Şimdi, efendim sen bol keseden at, atabildiğin kadar. Ya dilin kem, Demirel hatırlar mısınız? Kim ne verirse ben 5 fazlasını veririm dedi. Türkiye dilenir hale geldi. Ve 38 yaşında insanları emekli ettiler mi Osman Bey? Soruyorum ben size. Ben size başka bir rakam, bu Zonguldaklar duysunlar. Bir başka rakam vereceğim size. Türkiye'nin merkezi bütçeden yıllık yaptığı yatırım, ortalama olarak söylüyorum, 40 milyar falan Türk lirasıdır. Sendeki 50 milyardır. Merkezi bütçeden yıllık yapabildiğimiz yatırım. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu popülist anlayıştan dolayı, başında eskiden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu SSK'da dahil buna. Biliyorsun hepsi bunlar SGK bünyesinde birleştirildi. 2015 bütçesindeki zararı ne kadar biliyor musunuz? Yani geliriyle gideri arasındaki fark ne kadar biliyor musunuz? 75 katırlıyor. 75 katırlıyor. Eğer bu aktuaryal denge denen teknik tabirde olsaydı, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geliriyle gideri aynı olsaydı, biz her yıl 125 katrilyon yatırım yapabilecektik. Niye SGK'nın bu kadar açığı var? Ha, sağlık hizmetlerinden dolayı gelen bir yük var ama büyük çapta emekliliklerden gelen bir yüktür bu. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu adam 38 yaşında, az subaylar 38 yaşında emekli oluyor. Ondan önce emekli olmak isteyen olsun. Şimdi Türkiye bu manada genç insanların emekli olduğu bir cennet haline geldi. Ya, tabii ki insanlar mezarda emekli olmasın. Bunun bir makul yaşı var. Bir Avrupa ortalaması var. Dolayısıyla biz Sosyal Güvenlik Kurumu'nu düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi bu insanlar gerçekten Türkiye'yi yeniden 70 sente muhtaç edecek bir programla geliyorlar. Böyle bir program yok. Ya bir şey ya tutarsa diyor ya. Nasrettin Hoca'nın Akşehir Gölü'nde maya çalması gibi, ya tutarsa. Tutar mı efendim? Tutmaz. Bugüne kadar tutmadı çünkü. Ne olur efendim? Ne alabilirler? Ya ben size şöyle şunu söyleyeyim. Size şunu söyleyeyim. Yani AK Parti tek başına yine iktidar olur. Bakın ben bugün de söyledim. 9 kere sandık vatandaşın önüne gitti. Vatandaş 9'unda da bizim tezlerimizin yanında durdu. Bizi tercih etti. Biz bundan dolayı halkımıza şükran borçluyuz. Ben 10. seçimde de farklı bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii muhalefet mesela CHP %25 olsa ne yazar, %27 olsa ne yazar. Yani 135 milletvekili değil de 150 milletvekili çıkarsa ne yazar? MHP diyelim ki 50 milletvekili değil de 65 milletvekili çıkarsa ne yazar? Dolayısıyla bu seçimde böyle birilerinin beklediği gibi dramatik bir değişiklik olmayacak. AK Parti yine tek başına iktidara gelecek. Ha diğerlerinde bir aşağı olabilir, yukarı olabilir ama ben çok büyük oynamaları olabileceği kanaatinde değilim. 400 milletvekilliği efendim ulaşabilir mi AK Parti? Hayır, şimdi bugünkü kamuoyu araştırmalarına bakarsanız bu 400 milletvekili falan olmaz. Abi bu AK Parti'nin alacağı milletvekili biliyorsun biz 135 ile biraz diğer partilere bağlıdır. Biz 2002'de iki parti barajı açtığı için %35 ile 363 milletvekili aldık. Sonra %47 ile
336 milletvekili aldık. Sonra %50 ile 327 milletvekili aldık. Biliyorsunuz. Evet. Ha şimdi mesela HDP barajı aşmazsa hesap başkadır. HDP barajı aşarsa hesap başkadır. Onu da soralım. Aşar mı efendim? Ya o bilemem onu. Ya bizim şimdi son bakın şöyle son yapılan kamuoyu araştırmalarında %9 virgül küsur çıkıyor. Bugüne kadar 1-2 kamuoyu araştırma şirketinde barajı aşıyor diye görülüyor. Ama son olarak mesela son arada yaptığı araştırmada 9 virgül küsur görünüyor. AK Parti bizim yaptığımız araştırmalarda yani aşağı yukarı geçmiş yıllardaki oylara yakın bir oy alabilecek gibi görünüyor. Ama sandık açılmadan söylediklerimizin hepsi tahminden öteye geçmez. Elbette vatandaşın iradesi bizim cebimizde değil. Ona ipotek koymada hakkımız yok bizim. Emin Hanım'la Özcan Bey burada olduğu için fazla söz hakkı vermeyeyim sonlarda. Bir iki daha sorum var efendim. Yani diyorsunuz ki nasılsa biz dinleriz efendim. Zonguldak'ta daha bol gelecek. Her zaman konuşuyoruz. Her zaman konuşuyoruz efendim. Şey, tabii bu seçimde diğer seçimlere farklı bir durum var efendim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin başında değil. Halkımız da malum lidere daha çok bakıyor. Daha çok şey yapılıyor. Bu bir handikap olur mu efendim? Handikap olabilir mi? Ona rağmen mi yine biz AK Parti tek başına iktidar diyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi netice itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan gittikten sonra Turgut Özal gibi bir rakibimiz olsaydı mesela Sayın Demirel gibi bir rakibimiz olsaydı ha derdiniz ki kardeşim bak burada da böyle çok okkalı siyasetçiler var falan derdiniz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, Sayın efendim Selahattin Demirtaş onlar eş başkan bilmem ne başkanlar ve hepsi toplayın, çarpın, karesini alın, küpünü alın. Hepsi bir Ahmet Davutoğlu etmediği için ben halkımızın tercihlerinin değişeceği kanaatinde değilim. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Bir de şunu da görebilmemiz lazım arkadaşlar. Yani Türkiye, bakın AK Parti bir prensip partisidir. AK Parti programı olan bir partidir ve bir kadro hareketidir. Ben daha önce bir vesileyle söyledim. Recep Tayyip Erdoğan bizim için Everest Tepesi'dir. Ama unutmayın ki Everest Tepesi Himalaya dağlarının üzerinde duruyor. Şimdi burada Himalayalar yerinde duruyor, tepe değişiyor. Onun için AK Parti kadrosu yerinde duruyor. Ve bu aslında halka cazip gelen bu kadrodur. Elbette lider önemlidir. Elbette. Rahmetli Özal döneminde o şey yaşandı işte ya efendim. Ama ben şunu diyorum. Ama rahmetli Özal dönemindeki durum çok farklı değil. Rahmetli Turgut Özal köşke çıktığı zaman partisi %20'ye düşmüştü zaten. İkisi arasındaki temel fark budur. Özal köşke çıktığı zaman partisi zaten dibe vurmuştu. Hatırlayın 1989'da bile bakın 83'te iktidara geldi. 83'te tek başına geldi. 87 milletvekili seçiminde tek başına geldi. 89 mahalli seçimlerinde ANAP'ın aldığı oy %21'di. %21. AK Partinin oyu şimdi giderek artarken 12 düşmüş. AK Parti'nin son seçimi referandum değil mi kardeşim? Cumhurbaşkanlığı referandumu. %52. Ondan önceki seçim mahalli seçimdi. %46. Ondan önceki genel seçim %47. %50. Ondan önceki %47. Dolayısıyla AK Parti Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra problem yaşayan, kendi içinde bölünen, sıkıntıları olan, iç tartışmalarıyla boğuşan bir parti değil ki. Onun için hatırlarsanız hani son Bülent Bey ile Melih Bey arasında bir tartışma meydana geldiği zaman katıldığım bir televizyon programında dedim ki dediler ki niçin bu kadar şeydi, kamuoyunda yansıma buldu? Çünkü dedim AK Parti'ye kavgayı vatandaş yakıştırmıyor. Alışık olduğumuz bir şey değil. Şimdi bir aile düşünün. Sabah akşam karı koca it dalaşı yapar. Kedi köpek dalaşı yapar. Bütün apartmanda onların sesleri çınlar. Tencere tava seslerinden komşular uyuyamaz. Onların kavga etmesi yadırganır mı? Ama evde sevgi baloncuklarını uçuştuğu bir aile düşünün. Böyle örnek aile diye gösterdikleri bir ailede kavga olursa Allah Allah bunlar da kavga edermişmiş falan derler. Şimdi AK Parti böyle bir parti. Hakikaten sevgi ikliminin hakim olduğu, arkadaşların birbirine saygı duyduğu ve farklı farklı düşünceler olsa bile çeşitli konularda mesela ben birçok konuda Emine kardeşim biliyor MKYK'da mesela Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken efendim ben buna katılmıyorum bu kesinlikle doğru değil demişimdir. Ama genel irade farklı durunca istişarenin sonucunda benim görüşüm değil de karşı görüş kazandıysa ben parti sözcüsü olarak çıkıp onu sahipleniyordum ben onu. Dolayısıyla ben biz böyle işleyen bir partiyiz. Bu açıdan rahmetli Turgut Özal gitti, Demirel gitti, onların partisi de şöyle oldu mukayesesi AK Parti açısından doğru bir mukayese değil. Yani onlar gittiği zaman zaten dibe vurarak gitmişlerdi.
inmeye düşmeye başlamıştı. Biz zirvedeydik ve zirve devam ediyor. Artı yine Recep Tayyip Erdoğan zaten aynı görüşte. Hayır, şöyle, Recep Tayyip Erdoğan yöneten iradenin yine başındaki insanlardan birisidir. Yani bu parti kendi içinden hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan çıkarmış. Halk da bunun farkındadır zaten. Peki sizin durumunuz ne olacak efendim? Üçüncü döneminiz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ağlayacağım. Hala geç. çok dramatik bir soru sor. Efendim işin esprisi bakın benim dördüncü dönem, üçüncü dönem değil. Ben biliyorsun daha önce de Doğru Yol Partisi'nden meclise girmiştim ben. Benim dördüncü dönem. Ben başından itibaren bu üç dönem kuralının doğru olmadığını söyleyenlerden biriyim. Yani ve şu anda da doğru olmadığını söylüyorum. Ama eğer üç dönem kuralı kalsaydı da ben aday olmayacaktım. Bunu söyledim ben sayın dönemin başbakanına. Ama bu kural doğru bir kural değil. İsmet Paşa mecliste 52 yıl kaldı. Churchill avam kamerasında yani House of Commons'ta 58 yıl kaldı. Tecrübe farklı bir şeydir. Tecrübeyle diyelim ki bizim belli arkadaşlarımızın tecrübesiyle Emine Hanım'ın Özcan Bey'in dinamizmini birleştirdiğiniz zaman oradan daha iyi sonuçlar alırsınız. Ben buna başından beri bütün kurullarda karşı çıktım ama böyle çıktı. Netice itibariyle bizim için siyaset sadece milletvekili olarak yapılan bir şeydir. Şimdi Emine kardeşim şu anda milletvekili değil. Ama MKYK üyesidir. Dediğim gibi parti içerisinde bizden daha faal çalışan bir arkadaşımızdır. 4 tane genel başkan yardımcımız bizim şey değil. Milletvekili değil ama genel başkan yardımcısıdır. Ben şu anda Sayın Başbakan'ın baş danışmanlığını yapıyorum. Yani ona devam edeceğiz. Yani önümüzdeki şartlar ne gösterir onu bilemem. Yani şartlar derken bundan sonraki süreçte başka görevler mi olur? Ama biz partimizin neferleriyiz. Bize nöbet yeri olarak nereyi gösterirlerse biz gider orada çalışırız. Ha onun dışında milletvekili olmadığım için ben akademisyenim. Doğrusu saygın bir üniversitede belki birkaç haftada birkaç saat öğrencilerle buluşmayı yani bunu bir keyif alacağım bir şeydir. Çünkü ben okumayı hiçbir zaman bırakmadım. Şarj olduğunuz zaman deşarj olma ihtiyacı hissedersiniz. Ve tecrübelerimizi de gençlerimizle paylaşmamız lazım. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyasi tarih gibi bir ders vermek istiyorum. Sonra ben 18 yaşındayken Adalet Partisi Gençlik Kolları'na giren, 20 yaşında Adalet Partisi Gençlik Kolları Başkanı olan birisi. 1978'de ben Adalet Partisi'nde Gençlik Kolları Başkanıydım. Şimdi o günden bu yana siyasetin içindeyiz. Bir kere bu 36 yılın bir hikayesini yazmak istiyorum. Bir sürü notum kitap. Var. Yani kitap yazacağız. Konferanslar vereceğiz. Televizyon programlarına çıkacağız. Bizi davet edersen yine Zonguldak'a geliriz. Her zaman. Yani işsizlikten canımı sıkılmayacak. Öyle bir derdimiz yok. Bir son nokta efendim. Son bak şu siyaset akademisine şimdiden Emine Hanım davet ediyor. Önce ben davet ettim. Eyvallah. Tabii bir önceki seçimlerden, yerel seçim değil belki ama genel seçimlerden bir farklı olarak da paralel yapı artık AK Parti'ye destek vermiyor. AK Parti'nin hatta aleyhinde bayağı bir çalışıyor. Bazı işte en sonki medyada HDP'ye çalıştığı söyleniyor. Bu sizi etkiler mi? AK Parti'ye mahalle seçimlerde kime çalıştılar? İşte, mahalle seçimleri koydum efendim kenara. Niye kenara koyuyorsun kardeşim? Şimdi, o seçimlerde de şimdi mesela Ankara'da Melih Bey'in onlara yaptığı bunca iyiliğe rağmen Ankara'da kapı kapı dolaşıp Mansur Yavaş'a oy istediler. Yani CHP'ye oy istediler. Dolayısıyla peki ne etti? Ne değişti? Bir şey değişmedi. Bizim aldığımız oy oranı ortadadır. Netice itibariyle bize oy verene sağ olun, Allah razı olsun deriz. Yani netice biz bir kitle partisiyiz. Her gruptan, meslekten, meşrepten, cemaatten, dinden bize Yahudi vatandaşlarımız da oy veriyor. Ermeni vatandaş, Rum vatandaşımız da veriyor. Müslüman da veriyor, Türk de veriyor, Kürt de veriyor. Ve bu yönüyle gerçekten toplumun her kesiminden belki homojen diyebileceğimiz oranda oy alabilen tek parti AK Parti'dir. Bize oy verenlere müteşekkir oluruz. Bize karşı duranlara da yöntemlerin insani ve yakışır olması kaydıyla bize muhalefet edenlere de demokrasilerde isteyen istediğine muhalefet eder. Vatandaş olarak da edebilir. O sınırı aşlar mı efendim o insani? Yani ben tabii şimdi netice itibariyle bazı yerlerde bazı çirkin şeyler duyuyorum açıkçası. Ama bir grup, bir sivil toplum örgütü, bir cemaat, bir cemiyet, bir siyasi partiye muhalefet edebilir. Ama bu muhalefet dediğim gibi demokrasinin kaide ve kuralları içerisinde, hukuk içerisinde kaldığı sürece, etik kurallar içerisinde kaldığı sürece kendi keyifleri bilir.
HDP'yi desteklemesini nasıl buluyorsunuz efendim son zamanlarda medyada? Ha şöyle, oradaki şudur. Hani bizde meşhur şey vardır ya. O Ali aşkından kaynaklanmıyor. Muaviye nefretinden kaynaklanıyor. Hani bu meşhur tabiri bilirsiniz. Yani düşmanımın düşmanı dostumuzdur mantığıyla. Şimdi onlar AK Parti'ye, işte İzmir'de CHP düşmandır. Biz kimseyi düşman görmüyoruz da rakip olarak görüyoruz. İzmir'de efendim CHP karşıdır. CHP'yi tutalım. Efendim X ilde MHP'yi tutalım. Filan ilde de HDP'yi tutalım diye kendilerine bir program yapmış olabilirler. O kendi problemleri. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Biz yolumuza bakıyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Osman Bey. Allah tekrarını nasip etsin. İnşallah biz Zonguldaklı dostlarımız, arkadaşlarımız bizi bolca davet ederlerse biz de geliriz. İnşallah tabii sizin davetinizle. Kitap yazdığınızda her zaman bekleriz efendim. Emine Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca programımıza davetlisiniz. Sayın Özcan Bey, tekrar siz de davetlisiniz ayrıca. Tamam, teşekkür ederim Osman Bey. Efendim seçim özel programına karşınızdaydık. Konuklarımız Sayın Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı. Sayın Emine Çift, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi, aynı zamanda AK Parti 4. sıra milletvekili adayı. Sayın Özcan Ulupınar Zonguldak milletvekili, aynı zamanda 3. sıra milletvekili adayımız. Adayını kaldıracağım. Şu anda milletvekili zaten. Milletvekili dedim efendim. Milletvekili adayımız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.